Herkese merhaba arkadaşlar. Jiraki ödüllü görevi tamamlamaya, sona ulaşmaya devam ediyoruz. Kaçıncı aşamadaydık? Dördüncü aşamadaymışız. En son 50 tane çelik ya da pisişik Pokemon yakalama görevi vardı. Bunu tamamladım. En son videomda biraz zorlanmıştım. Doğada fazla pisişik ve çelik tipi Pokemon yoktu. Ama ben bunu gün içerisinde tamamladım ve ödüller almak için sizleri bekledim. Şimdi hep beraber 4. aşamanın ödüllerini alalım ve 5. aşamaya geçelim. Kolay XP kasmak için de şu an mesela 7500 XP aldım. Burada yumurta açabilirsiniz. 2 katı XP kazanabilirsiniz ve böylece daha hızlı seviye atlamış olursunuz. 4. aşamanın genel ödülünde de bir tane pas görüyorum orada. Evet, bir Charge TM, bir Premium Battle Pass, bir de Fast TM. Bu TM'lerin atakları değiştirdiği hakkında videom daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Şimdi yeni aşamanın görevlerini tanıtıyor bize profesör. Diyor ki Battle a Team Leader, yani takım liderlerini 3 kere yen. Herhangi bir takım liderini 3 kere de yenebiliriz. Başka bir trainer'la, yani başka bir oyuncuyla 7 kere maç yap ve kazan. Sadece maç yapman yetmiyor, kazanman gerekiyor. Ayrıca 5 tane de raid yapmamı istiyor. Hemen ben hızlıca raidlerimi yapayım. Bir tane dibinde duruyorum. Şu an New York'tayım. Herhangi bir yere ışınlanmadım. Oynamadım da, gün içerisinde sadece yürütmüştüm ve Pokemon yakaladıktan sonra uzun zamandır, birkaç saattir oyun oynamıyordum. Girdiğimde istediğim yere gidebilirim şu an. 2 saat softbandan bahsediyorum. 2 saat herhangi bir oyun oynamadıysanız, girdiğinizde bir işlem yapmadıysanız, oyuna ilk girdiğinizde istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bunu her fırsatta dile getiriyorum. Hızlıca raid'e girdik. Davet etmeye çalışacağım ama genellikle hızlıca doluyor raid'ler. Bu New York böyle şeydeki, şu an zaten online yok. Favorilerdeki, şu PG Sharp'ın favori konumlarındaki yerler, buradaki raid'ler genellikle çabuk doluyor. Arkadaşlarınızı davet etmekte zorlanabilirsiniz. Şimdi günlük paslarımı harcamadım. New York'ta daha önce de bahsetmiştim. Bu aralar New York'ta 2 tane bedava pas alabiliyorsunuz. Şimdi o bedava paslarla 2 tane raid yapacağım. Ayrıca 4. aşamanın ödülünde bulunan premium raid pası da kullanarak 3 tane raid yapacağım. 5 yapmam gerekiyor. Bugün 3'ünü yaparım, yarın 2'sini yapıp o görevi o şekilde tamamlarım. Daha sonra takım liderleri Valor, Mystic ve diğeri neydi? Diğerini unuttum. Sarı, Mystic mavi, Valor kırmızı, Instinct'ti galiba sarıda. Bu liderlerden herhangi birisiyle 3 kere maç yapıp kazanmam gerekiyor. Hatta kazanmama gerek bile olmayabilir. Bunu raidlerden sonra göreceğiz. Şimdi hızlıca etraftaki New York'taki 3 tane Palkia raidine girelim. Kullanacağım özellik PG Sharp'ta. Raidlerde genellikle Excellent, Kure Ball ve %100 hitin açık olduğuna emin olun. Ve tıkladığımda teleport olma özelliğini de açıyorum ki bu raid bittikten sonra yakındaki bir raid'e tıklayarak yana direkt teleport olayım. İlk raid'imize başladık. Hızlıca 3 raid'imizi yapıp geçelim. İlk Palkia'mızı indirdik. Bakalım nasıl bir Palkia bizi bekliyor. Yeni Palkia çıkar mı acaba? IV fena değil. Bir Palkia altın üzüm vererek hızlıca yakalamaya çalışalım. PG Sharp'ın animasyonları atlama özelliğiyle de toptan çıkma, topun yere düşmesi, sallanma vesaire gibi zaman kaybı olan şeyleri atlamış oluyoruz. Bu özellikle hemen göstereyim. Ayarlarda aşağıda
şu Skip Kutkenes. Kutkenes nasıl okunuyorsa artık. Bu özellikle animasyonları hızlıca geçiyorsunuz. Etrafta hemen diğer palkiyalara bakalım. Evet, tam arkamızda varmış bir palkiya. Tıklayarak hemen yanına gidelim. Ve ikinci free pass'ımızla ikinci raid'imizi yapalım. Evet, ikinci parkiyayı da indirdik. İkinci raid işi de tamam. Hemen parkiyaya bakalım. Nasıl bir şeymiş. Yine listeye giremedik. Çok da önemli değil aslında. 91 Ivy. Bugün Ivy'ler fena değil. Ama şimdi bulamadım daha hiç parkiya. Son bir raid'im var bugün. Bakalım onda işini bulabilecek miyim? Tabii önce bunu yakalamam lazım. Evet, zor da olsa yakaladık. Şimdi şurada Hitmonchan var. Onu alalım. Ve üçüncü raid'imize göz atalım. Çevrede nerede var? Evet, çok yakında görünmüyor. Nurby'den bakalım. 23-20'de çatlayacak bir yumurta var. Başka da etrafta görünmüyor. New York'un tam konumuna gideyim. Biraz yürümüştüm. Bakalım burada görünüyor mu? Yani diğer raidler de olur. Şurada tek yıldızlı, 3 yıldızlı raidleri de alabilirim ama girebiliyorken 5 yıldızlı Palkia raidi daha iyi olur. Şöyle biraz uzaklaşalım. Görünmeyen alanlara gidelim. Oralarda belki buluruz. Evet, tam da yakına gelmişiz. Hemen bakalım başka oyuncu var mı? Beş kişi yeter diye düşünüyorum. Tabii de giren olur. Ben de bakayım online arkadaşım varsa davet edeyim. Evet, online kimse yok. 7 kişi, kimse kaçmazsa alırız. Tabi canı biten Pokemon'larınızı da doldurmayı unutmayın. Max Revive ve Revive vererek canlandırabilirsiniz. Max verdiğinizde canını fulluyor. Revive verirseniz yarıya kadar dolduruyor. Sonra Potion kullanmanız gerekiyor. Ve canı da azalmışları da dolduralım. Artık savaşa hazırız. Kaç kişi olduk? 10 kişi. Kimse çıkmazsa 10 kişi rahatlıkla alabiliriz. Evet, 3. Palkia da tamamlandı. 3. raid'i de hallettik. Geriye 2 tane kaldı. Hatta şimdi shop'a bakayım. Eğer yeteri kadar Pokeceğinim varsa remote pass alıp bugün bu raid işini bitireyim diye düşündüm şu an. Yine listeye giremedik. Aa, girmişiz. Charge atak. En çok 10 tane şarj atak yapmışım. Bu konuda listeye girmişim.
Evet, 71 Ivy Palkia. İlk iki Palkia'm iyiydi ama bu biraz tırt. Evet, yakaladık. Hemen shop'a bir bakayım. 250 pokeci oyuna ihtiyacım var. Evet, varmış. Bu raid işini bugün halledelim. 3 remote pas alarak yakındaki 3 tane daha raid'e girebilirim. Üç Palkia daha. Bir New York'un normal yerine geçelim. Buradan bakalım. Belki çatlayan yumurta olmuştur. Remote pass kullanacağınız zaman GM'in veya raid'in yanına gitmenize gerek yok. Uzaktan burada görünüyorsa buradan direkt katılabilirsiniz. Yani henüz etrafta görünmüyor ama biraz da bu tarafa gidelim. Şu an az da olsa bir southbound sürem var. 1 dakika 16 saniye. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu süre sıfırlanmadan herhangi bir işlem yaparsam southbound'a girmiş olurum. Ve şüphe uyandırmış olurum. Ban yeme riskim artar. O yüzden buna dikkat etmem gerekiyor. Henüz buralarda görünmüyor. Şu ben buraya gideyim, New York'a. Tam merkezine. Burada gezinirken takım liderleriyle maçımı yapmış olayım. Şöyle karakterim de yürüsün. 477 diyor. Tamamını yürüsün. Evet, şimdi görevlere bir bakalım. Ne aşama kaydettik? 3 tane raid yaptık. Şimdi takım liderleriyle maç yapacağız. Canı biten Pokemon'larımın bir canını artırayım. Evet, takım liderleriyle ilk defa maç yapacağım. Nasıl yapıyoruz? Battle'a giriyoruz. İlk maçları yukarıda, aşağıdaysa en aşağıda takım liderlerini görüyoruz. Burada hangi tip Pokemon'la savaşmak istiyorsanız ona göre bir lider seçin. Mavi takımın liderinde buz tipi Pokemon'lar oluyor. Kırmızı takımda ateş, sarı takımda elektrik. Ben şu an Palkia olduğu için su saldırıları yaparım diye kırmızı takım lideriyle maç yapayım. Master League olsun. Çünkü elimde Palkia'dan daha iyi olan Kyogre var. Hatta bu seçim bayağı iyi. Bir tane de Palkia koyalım araya. Böyle girelim bakalım. Nasıl bir maç ortaya çıkaracağız? Daha önce hiç denememiştim. Yenilgiyi almam da muhtemeldir. Bakalım Kandele ile maçım nasıl geçecek? Entei çıkarttı. Evet, su ilk atağı Kyogre'nin su saldırısı olduğu için güzel bir vuruş yapıyoruz ama ikinci saldırısı onun daha çabuk doldu. Kyogre biraz ağır kaldı bu konuda. Bunu denememiştim. Hatta saldırılara da hiç göz atmadım. Bunu hızlıca aslında indirmek lazım. Kalkanları var bir de daha. Önce kalkan indirmemiz lazım. O yüzden bu tip savaşlarda ikinci atağı çabuk dolan bir Pokemon seçerseniz kalkanları indirdikten sonra biraz daha kolay oluyor yenmeniz. Giovanni'de de böyle. Elektrik saldırısını harcamasaydım pişman oldum.
Pokemon değiştirip bunu kalkanını indirdikten sonra kullanmayı düşündüm hatta. Evet, canı yeterse bunu indiririm diyordum. Kötü oldu. Bakalım ejder. İkisi de ejder. Nasıl baş edeceğim bilmiyorum. Buradan bir yenilgi çıkabilir. Evet, ikinci Pokemon'u da indirebildik. Üçüncüsü Moltres. Evet, kazanmış olduk bu maçı. Biraz zorlandık ama yine aynı takımla ikinci maçı da yapabiliriz. Lider değiştirmenize gerek yok. Aynı liderle tekrar maç yapabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Gördüğünüz gibi daha ilk maçım. İlk galibiyetim oldu. Tekrar Candela'yla devam edeyim. Ultra League kurtarır mı? Buna bakalım. Ultra League'de kurtarmaz. Master yapacağız. Az önceki kadro için. Kadrom iyiydi, beğendim. Ama biraz daha taktiksel yaklaşacağım. Şimdi iki tane Kyogre olsun bakalım. Bir de böyle deneyelim. İkinci maçımız liderle. Karşıma hep ateş tipi Pokemon çıkacağı için. Bir de şu taktik var. Birinci Pokemon'unuzu değiştirin. Pokemon değiştirdiğinizde karşıda bir duraklıyor. 2 defa, 3 defa vurabiliyorsunuz. En azından birinci Pokemon'la da 2-3 defa vurduğunuz için. Yani biraz hem ikinci atağınızı doldurmuş olursunuz. Hem de canını azaltmış olabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi sadece bu tip savaşlarda. Eğer PvP'lerde bu işe yaramaz. Bir de hemen şu ikinci saldırı yapmamam gerekiyordu. Çünkü 1-2 tane vurma hakkı veriyor. Bakın hemen saldırmıyor. 2 defa vurabiliyorum. Bunu kullanmam gerekiyordu şarjı doldurmak açısından. Şimdi hazır dolmuşken kalkanını indirip biraz daha zorladıktan sonra Pokemon'u değiştirmeyi düşünüyorum. Yoksa bu bunu yiyor. Evet, Raikouza'yla. Bu tip savaşlarda Pokemon değiştirin. Ama ejder vurduğu için, ejder tipi olduğundan Raikouza'da canı çok gitti. Saldırıları değişiyor. Bir önceki maçta Salamence'nin saldırısı ejder tipi değildi. O yüzden fazla enerjimi götürmemişti. Şimdi ejder tipi. O yüzden hep aynı olacak anlamına da gelmez bu iş. Enerji yeterse bunu götürürüm ben. İkinci maçımızı biraz daha kolay aldık. Tekrar Candela deneyeyim. Diğerlerini yenebilir miyim emin değilim. O yüzden böyle devam ediyorum. Evet, yeniden bu üçlüyle tekrar üçüncü maçımızı yapalım. Evet, biraz doldurduktan sonra değiştiriyorum. PvP üzerine çok çalışmadım, araştırmadım. Ya böyle kaba taslak birkaç bilgim var. Hangi tür, hangi türe üstün geliyor biraz bunu biliyorum. Buna göre oynuyorum. Yani çok daha iyi bu PvP maçları yapan arkadaşlar tanıyorum. Onlar bayağı çalışıyorlar. Ama ben bu konuda çok iyi değilim. Bu konuda size yardımcı olamıyorum. Evet, yine ejder vuruyor. Raikouza'yı götürür gibi.
Allah'tan şarj atak yaptı. Bir duraklama yaşayacak. Yetiştirirsem şarj saldırıyı götürürüm. Evet, yetişti. Burada şu gelen şeylerden ne kadar çok tutarsanız o kadar iyi vuruş yapıyorsunuz. Excellent, en iyi. Hiç kaçırmazsan, bir kere kaçırırsan da excellent oluyor. Her tip saldırının farklı baloncuk diyeyim artık, baloncuğu geliyor. Onu kaçırmamaya çalışmalısınız. Evet, kalkanım yok. Bitti. Şu an Moltres bana bakalım ne vuracak. Kaya vurdu ve götürdü. Sorun değil. Bu biraz daha zor oldu. Ama bu maçı da aldık. Evet, takım liderleriyle 3 maç yapma görevi de tamamlanmış oldu böylelikle. Hemen etrafta bir raid bakalım. Arada bir görev vardı. O görevde başka oyuncuyla, başka bir eğiticiyle, daha doğru olacak tabir, eğiticiyle savaşıp kazanmamızı istiyor. Bunu tabii ki ben PvP ile online olan arkadaşlarımla da yapabilirim. Zaten öyle yapılması gerekiyor ama bir yan hesabınız varsa, ikinci bir hesabınız, orada da oynayarak hızlıca geçebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Evet, buradan aslında bakmaya gerek yok. Remote pass'a gireceğimiz için direkt buradan bakabiliriz. Hala çatlayan yok. Biz gene bir gezinelim. 5 dakika sonra şurada var ama ona da daha çok var. Şu tarafa gidelim. Evet, Palkia bulmakta zorlanıyoruz. Şöyle bir yöntem kullanabiliriz, hem onu da göstermiş olayım. Şöyle merkeze gidelim. New York'un merkezine. PG Sharp'ın favoriler altındaki sıcak noktalar diyeyim. Buradaki konumuna geldikten sonra tekrar bir kontrol edeyim. Bakalım çatlayan yumurtamız var mı Palkia? Yok. Şimdi yeni eklenen Feeds özelliğinde Raid var. Burada default olarak arattırma yapabiliyorsunuz. Bunu herkes yapabiliyor. Şurada hemen çıktı zaten yukarıda. Sıcaklık 1 dakika mesafede diyor. Gidelim, bu girmiş olduğumuz Raid olabilir diyecektim. Oymuş. Hemen altında bir tane daha var. Bu o olmayabilir. Ona tıklayalım, teleport olalım. Şöyle hot dediği kalabalık açısından sıralama yapıyor. Ayrıca distance diyerek de yakınlık açısından sıralama yaptırabilirsiniz. Şu an soğut banım yok. 1 dakikalık mesafedeydi zaten. Buna da yakından giremediğim için uzaklaşmam gerekiyor. Remote pass'la gireceğim için. Şöyle uzaklaşayım. O alandan çıktıktan sonra tıklayıp remote pass'la girebiliriz. Arka planda raid'e girerken şu feed özelliğinde raid'i göstereyim. Sıcaklık değil de şu dis'e göre sırala dediğinizde, sağ tarafta da oku yukarı alırsanız yakın olan raid'leri size sıralamış oluyor. Buradan seçip gidebilirsiniz. Ama ücretli sürüm kullanıyorsanız buradan ekleyebiliyorsunuz. Bunu da şu raid bittikten sonra onu kullanarak gidelim en son raidimize. Evet, 4. raidimizi de tamamladık. Biraz ararken gereksiz yere zaman kayboldu ama Fitz raid arama işi aklıma geldi sonradan.
Onu çok kullanmıyorum ben. O yüzden unutmuşum. Şimdi son raidimize de o şekilde gideceğiz. Evet, son vuruşu ben yapmışım. En üstte Final Strike görüyorsunuz. Buradan sağ alt köşesindeki indirme butonuyla görüntüyü indirebilirsiniz cihazınıza. Buradan da bir listeye girdik. 50 kere böyle listeye girdiğinizde madalya alıyorsunuz. 75 IV. Yine dandik bir palkia. Henüz Shin'i bulabilmiş değilim. Birçok palkia raidine girdim ama Shin'i parlak palkia ile karşılaşmadım. Evet, yakaladık. Hemen yakındaki başka bir palkia'ya gidelim. 2 dakikalık bir soğutman süresi var. Orada 2 dakika gösteriyor ama benim oradan işte son attığım top vesaire indirdiğinde şu an 46 saniye. Uzaklaşmam gerekiyor. Remote pass ile girmem için. Ve soğutman süresinin bitmesini beklemem gerekiyor. 40 saniye. Evet, soğutman süren bitti. Hemen raid'e katılıyorum. Remote pass ile son raid'im. Görev adına 5. Hemen oyuncular gelmeden şöyle online bakayım. Bugün de online kimse yok oynayan. Ya da var, oyun listeleyemiyor. Hemen davetimi atayım. Oda dolmadan yetişebilirlerse yetişsinler. Demek ki online sıraladıktan sonra bir de şöyle kontrol etmek gerekiyor. Bakalım başka kimse var mı? Birini daha buldum. Hemen ona da atalım. Hemen bir daha bakalım. Cihazda da takılmalar olduğu için yanlışlıkla şu an 2 tane arkadaşımı seçmiş oldum. Eklerken ve kaldırırken oldukça zorlanıyorum. Evet, zaten 20 saniyenin altına düştü. Davet de edemeyecektim. Davet ettiklerim geldi mi acaba? Şöyle bakalım tanıdık var mı? Eğer öyle tanıdık sizde ekli olan bir arkadaşınız raid'e katıldığında 13 yazısının yanında el ele tutuşmuş şekil oluyor. O arkadaşınız olduğu anlamına geliyor. Raid'e sizde dahil olan bir arkadaşınızın da katıldığını işaret ediyor. Evet, son raid'imizi de tamamlayalım bakalım. Evet, son raid'i de bitirdik. Biraz uzun sürdü. 13 kişi 150 saniyede zor indirdik. Normalde bunun daha yarısı bir sürede indirmiş olmamız gerekiyor. Demek ki birkaç kişi oynamadı, vuruş yapmadı diye düşünüyorum. 5 raid yapma görevi de tamamlandı. Bakalım, en çok hasarı ben vurmuşum. Levelime göre yani 2230 hasar vurmuşum. Hasar vermişim. En çok vuruşta ben de bu şekilde tabloya girmiş oldum. Son, bugünün son raid'i 84 IV, yine Shin'i yok. Evet, son palkiyamızı da yakaladık. Şurada bir itmoni var, onu da yakalayayım. Ödüllerimizi alalım. 3000 XP ve bir Pokemon. Şu bir şey deneyeceğim şimdi. Diğer eğiticilerle 7 kez kazan diyor. Bu acaba şu battle'dan oluyor mu? Hemen onu deneyeceğim ama tabii kazanmam lazım. Bakalım
kazanabilecek miyim? Bu kadro iyi mi? Bir tane Palkia seçelim. Arada bakalım başka bir şey var mı? Yani XP'si de yüksek. Başka Pokemon yok. CPC. Bir Machamp seçebilirim aslında. Neyse böyle bir girelim bakalım. Ejder oldu. Raikouza'yı değiştirebilirdim. Machamp yapabilirdim. Neyse. Bir kazanmam gerekiyor. Karşıma çıkan arkadaşta bir bana verirse eğer maçı denemiş olurum. Ama o zaten iyi bir Pokemon seçim yapmamış. Durant 2130 CP'li. Kolay olacak galiba. Kalkan harcamayalım bakalım. Bundan sonra neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Buna dayanır diye düşünüyorum. Dayanamadı. Evet, yani hangi Pokemon ne saldırı yapabilir onu da tam bilmediğim için dayanacağını düşündüğüm yerde dayanamadı. Raikouza fena gitti. Evet, buna Palkia ile cevap vereyim. O da iyi bir seçim olmadı ama vuruşları hızlı olduğu için alt etmiş oldum. Yine bu kim? Evet, güzel oldu. Kalkanını kullanmazsa su saldırısıyla alt edebileceğim. Kullandığı güzel. Kalkanı kalmadı. Şimdi bir kalkan kullanıp şu işi bitirelim. Bundan sonra bir Pokemon'u kaldı. Bakalım o neymiş? Vaporeon. Çok etkili olmayacak suya su ama yine de oyunu yavaşlatmak adına ve az da olsa hasar vermek adına kullanalım. Evet, bazen de böyle oyun takılıyor. Kalkanı buna kullanalım mı? Kullanalım bakalım. Evet. Bu maçı kazandık. Bakalım görevden sayacak mı bunu? Saydı. Demek ki Battle'da oluyor. Arkadaşlarınızda da olabilir. Hem şarjım bitiyor hem videonun süresini daha fazla uzatmamak adına bu bölümü burada noktalıyorum. Yapacağım maçları ses kaydı olmadan hızlı biçimde kaydını alırım. Bundan sonraki videomda da o görevleri nasıl geçtiğimi size göstermiş olurum. Bugün ne yaptık? 5 tane raid yaptık. Ve Jiraki ödüllü göreve devam ettik. Takım liderleri, lideri olan Valor takım lideri, İsmini hatırlayamadım. Onunla maç yaptık. Şuradan bakalım ismi neymiş. Ayıp olmasın. Candela. Evet. Candela ile 3 kez maç yaptık. Görev gereği. Daha sonra 5 tane raid yaptık. Ve 7 defa da kullanıcılarla maç yapmamız gerekiyor. Bu arkadaşlarınızdan biriyle de olabilir. Ya da Battle'dan girdiğinizde herhangi biriyle de yapabilirsiniz. Ben bundan sonraki videomda diğer 6 maçı hızlı şekilde 2 kat 3 kat hızlı oynatılmış şekilde gösterimini yaptıktan sonra tekrar sizlerle buluşup göreve devam edeceğim.
Herkese teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.